mu o? Evet patron. Onu bu bilmiyorum tam olarak da yani. Ben bir şöyle bir düşündüğüm zaman ben olmadığım kanaatine varıyorum. Çünkü bir şey yaptığını da sanmıyorum. Başımı bölerse hoca hiçbir şey yapmadım ki ben ya. Dün gece bir bağırdım hayvan diye. Hayvan diye bağırdığımdan dolayı bir şey yaptınız. Ama ben şöyle bir durum var şimdi. Sitemizde oturuyoruz huzur içinde. Orada oturan bir insanım ben. Niye çöp atıyorsun? Siz kendi evinizde bu şekilde davranıyor musunuz yani? Kes! Laf kalabalıkları yapma. Pırlantalar nerede? Pırlantamalar? Ha? Pırlantalardan diyeceğim hani koyduğunuz yerdedir. Oraya bakın diyeceğim ama... Evet. Ne oluyor ya? Niye de yapıyordun? O nedir ya? Ne yapıyorsunuz ya? Boğacağınız mı beni? Ay, ne olsun ya? Ay, Leyla'm burada. Leyla'm var burada. Leyla'm burada. Leyla! 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 Çık, çık oraya, çık. Çık, çık, çık. Oraya, çık. Çık lan oraya. Açık. Şimdi, sürpriz doğum günü düzenleyeceğimiz arkadaşınız kadın mı erkek mi? Kadın. Kadın, tamam. Kaç yaşlarında? 40. 40. O zaman 20 mum diyelim pastanın üzerine. Tamam. Evli mi, bekar mı? Bekar. Ha. O zaman biz mumları iptal edelim. Kedisi var mı arkadaşınızın? Bildiğim kadarıyla yok. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Siz ona bir kedi hediye edin. Gelecek insanlara da söyleyelim. Herkes peluş oyuncağını kapan gelsin. Böyle bir konsept yapalım. Leyla! Leyla! Boşuna yorma çeneni genç adam. Seni duyamaz. Peki. Şimdi söyle bakalım pırlantalar nerede? Abim vallahi bilmiyorum ya. Hayır bilsen niye söylemeyeyim? Gerizekalı gibi titreyip durumum burada. Yaklaştırın. Nereye? Yaklaştır lan. Konuşana kadar bekleyin. Sakın yerinden oynatmayın. Elbet öğreneceğiz pırlantalının yerini. Ötmedi mi bu da? Çocukken çaldığı sakızları, silgileri saydı. Korsan CD'nin içine boş CD koyup yaptığı değişim bile anlattı ama pırlantalar hakkında hiçbir şey söylemedi patron. Evet evet patron, bayılınca biz de buraya çekmek zorunda kaldık. Bunun hiçbir şeyden haberi yok patron herhalde. Dur bakalım da. Öğreneceğiz elbette. Bir kahve daha getireyim mi? Ay yok. Çok teşekkür ederim. O kadar ziyadesiyle çok içtim ki çok mersi hiç gerek yok. Soda getireyim şişliğinizi alır. Yok. Çok gerçekten çok teşekkür ederim. Şişliğim alınacak durumda değil şu anda çok mersi. Kiraz saplı çay getireyim. Kilo vermenize de yardımcı olur. Kilo vermeme de yardımcı olur. Anladım. Yok yani. Sağ olun. Getireyim ben getireyim. Hem partiyle ilgili soracağım birkaç şey de alacak. Anladım. Ben bizi daha fazla oyalayamıyorum artık. Adamı konuşturacaksanız konuştururum bir an evvel. Planda değişiklik yaptık. Kızı getirin buraya, onu sorgulayacağız. Beni bırakın, kızı alın. Aman. Kızı bırakın, beni şey yapın. Alın beni. Al beni al. Bayılmamıştın, numara yaptın değil mi? He. Tahmin etmiştim. İyi numaraydı, helal olsun. Eyvallah muhtar. Ne bileyim, hani bazen bir şey yapayım. Çözün şunu. Niçin? Ha, çöz. Vallahi çözün. Pırlantaları getirmeden sakın gelme. Kız elimizde. Eğer işe polisi karıştıracak olursan neler olabileceğini tahmin ediyorsundur herhalde. He? Sen daha Mecnun Çınar'ı tanımamışsın hacı dayı. Biz kendi işimizi kendimiz halletmesini biliriz. Oo, bacaklarım, yemin ediyorum. Kemikleri bile içine kadar tutulmuş. Akşama pırlantalar elinde bil ya. Hiç problem olmayacak. Pırlantaları alıyorum, geliyorum. Saygılar. Peşine düşelim mi patron? Gerek yok. İçerideki için kendini feda ettiğine göre onu çok seviyor olmalı. Bize madik atmayı göze alamaz. Abi çok özür dilerim ya. Bu pırlanta dediğiniz acaba nasıl bir şey tam olarak? Yani bir tarif edebilseniz keşke. Bir fotoğrafı olsa ne bileyim, bir çizseniz misiniz? Çünkü yanlış bir şey getirmeyeyim mi?